Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. 11. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz derste endokrin sistem hormonlarını tamamlamıştık. Bu dersimizde endokrin sistemle ilgili genel bir özet yaparak dersimizi bitireceğiz ve endokrin sistem konusunu bitirmiş olacağız. Endokrin sistem içeriğindeki hastalıklar, hormonların görevleri ve hormonların isimleri bakımından bakıldığı zaman çok karmaşık bir Konu. Bu konuyu biraz daha böyle e, tepeden bakabilmek için görsel olarak e, özetleyebilmek için hafızamızda bu dersi sizlere hazırladım. Hazırsak başlayalım. E, dersimize geçmeden önce konu notlarının videonun açıklama kısmındaki linkte olduğunu da hatırlatmış olayım. Testleri çözerken bu özet notumuz elinizin altında olursa işiniz biraz daha kolaylaşır diyebiliriz. Şimdi hangi hormon nereden salgılanıyor bu konuyu bir hatırlayalım. Bizim bezlerimiz hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid, timüs, pankreas, böbrek üstü bezleri, yumurtalık ve testisti. Hipotalamus ise bunların yönetim birimiydi. Yani ana kumanda merkeziydi hipotalamus. Hipotalamus'tan releasing faktör ya da kısa adıyla RF dediğimiz hormon salgılandığı zaman hipofiz uyarılıyor ve e, hipofizden salgılar başlıyordu. Yani burada RF'nin salgılatıcı faktör denmesinin sebebi hipofizi, hipofizin hormon salgılamasını etkilediği için. Inhibiting faktör dediğimiz hipotalamustan salgılanan bu enzim hipofizin salgı yapmasını engelleyen enzim diyorum pardon hormon hipofizin salgı yapmasını engeller yönde etki gösteriyordu. Hipotalamus'tan ADH ve oksitosin adını verdiğimiz hormonlar salgılanıyordu ama bunlar nerede depo ediliyordu? Bakın hipofizin arka lobunda depo ediliyor demiştik. Şimdi hipofiz bezine geldik. Hipofizin ön lobundan büyüme hormonu olan STH, tiroidi uyaran TSH Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyaran ACTH, süt bezlerini uyaran LTH, yumurtalığı ve testisleri uyaran FSH, yine yumurtalığı ve testisleri uyaran LH ve deriyi uyaran MSH hormonları salgılanıyordu. Bunlardan birazdan detaylı yine bahsedeceğiz. Arka lobdan dediğim gibi bir hormon salgılaması yoktu ama hipo, hipotalamusun salgıladığı hormonu depo ediyordu arka lob. Burada da ADH vardı su oranını e, şey, e, ayarlayan ve böbreği etkileyen ADH ve rahim kasları ile süt bezlerinin e, uyarılmasını sağlayan oksitosin hormonu dediğimiz hormonlar vardı. Epifiz bezimiz geçtiğimiz derste bahsetmiştik melatonin hormonunu salgılıyordu. Melatonin hormonu da kişinin günlük biyoritmini ayarlayan bir hormondu. Tiroid bezi iki tane hormonu vardı tiroksin ve kalsitonin olmak üzere. Şöyle yapalım hatta şu tikleri silelim. Tiroid bezi TSH çalışıyordu. Tiroksin ve kalsitonin isimli hormonları vardı. Tiroksin metabolizma hızını ayarlıyordu. Kalsitonin ise e, kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlıyordu. Paratiroid bezi e, parat hormon adını verdiğimiz bir hormon üretiyordu ve kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. Timus bezi timozin hormonunu yani timik hormonu üretiyordu her lenfositlerin lenf organlarında gelişmesini sağlıyordu. Pankreas alfa ve beta hücreler olmak üzere iki tip hücresi vardı. Alfa hücrelerinden glukagon kan şekerini düşüren, gluk, şey yükselten glukagon. Beta hücrelerinden ise kan şekerini düşüren insülin hormonu salgılanıyordu. Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesi ACTH hormonu ile uyarılıyordu. Kabuk bölgesi ve öz bölgesi diye böbrek üstü bezlerinin iki bölümü vardı. Kabuk bölgesinden e, kan şekerini yükselten kortizol, mineral iyon dengesini sağlayan aldosteron ve eşeysel bezler dediğimiz östrojen, şey hormonlar dediğimiz östrojen, progesteron ve testosteron üretiliyordu. Öz bölgesi ise sempatik sinirler sayesinde üretiliyordu, şey e, çalışıyordu korku, sevinç, heyecan, üzüntü anlarında adrenalin ve nöradrenalin hormonları bu bölgeden salgılanıyor demiştik. Yumurtalıklardan FSH etkisiyle östrojen, LH etkisiyle östrojen ve progesteron salgılanıyordu. LH etkisiyle östrojen ve progesteron, korpus luteum dediğimiz yapıdan salgılanıyordu. Testisler ise e, testosteron salgısı yapıyordu ne etkisiyle LH etkisiyle testosteron salgısı yapıyordu hangi hormon nereden salgılanırın özet tablosu bu şekilde karşımıza çıkıyor sevgili gençler devam edelim şimdi hangi hormon ne yapılı bizim için önemli neden önemli çünkü hormonun etki mekanizmasını bilmemiz lazım eğer hormon steroid ve amino asit yapılıysa hücrenin içerisine girerek etki gösteriyordu Çünkü amino asit ve siroid e, maddesi hücre zarından geçebilecek kadar küçük maddeler oldukları için hücrenin içine girerek etkinlik gösteriyordu. Protein yapılı hormonlar ise hücrenin içerisine giremiyordu. Çünkü hücrenin içine giremeyecek kadar büyük yapılıydı. Ee, o yüzden de sadece hücre zarının yüzeyinde reseptörleri bulunuyordu. Protein yapılı hormonlar bu şekilde gördüğünüz gibi gençler şöyle biraz büyüteyim görün. Hücre zarının yüzeyindeki şu reseptörlere bağlanarak etki gösteriyor. Bunlar protein yapılı olanlar. Steroid ve amino asit yapılı olanlar ise hücrenin içerisine giriyor. Bakın gördüğünüz gibi ve hücrenin içerisinde etki göstermeye başlıyor. Bunu sorularda sordukları için hangi hormonun ne yapılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Steroid yapılı olan hormonlar, steroid bir yağ çeşididir, bir lipid çeşididir. Steroid yapılı hormonlar, östrojen, progesteron, testosteron, aldosteron ve kortizoldür. Amino asit yapılı olanlar... Bu hücre içinde etkinlik gösteriyor. Bu da yine hücre içinde etkinlik gösteriyor. Amino asit yapılı olanlar tiroksin, adrenalin ve adrenalindir. Protein yapılı olanlar hücre dışından etki gösteriyor. İnsülin, glikogon ve tüm hipofiz hormonları. Neydi hipofiz hormonları? STH, işte TSH, LH, FSH, ondan sonra ACTH vardı, LTH vardı böyle. Buradan ee, bu hormonlara da bakabiliriz. Bunlar protein yapılı hormonlar. Size sorularda işte şu mekanizmayı verip hangisi hangi yapılıdır onu sorabiliyorlar. Hangi hormon etkisini nasıl gösteriyor? Reseptörü hücre içinde olan ve hücrenin içine girerek etki gösteren hormonlara az önce de söyledik amino asit yapılı ve steroid yapılı hormonlardı. Reseptörü hücre zarında bulunan ve etkisini hücre içine girmeden gösteren hormonlar ise protein yapılı hormonlardı demiştik. Burası da önemli konuydu. Hangi hormonun hedefi neresi? Şimdi bundan bahsedelim biraz da. Ee, tabii. Hani işte kalsitonin hedefi neresidir diye bir soru karşınıza çıkmaz ama sonuçta bu konuyu da bilmeniz için hangi hormon nereye etki ettiğini de az çok bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu gençler. İlk olarak bir realising faktörle başlayalım. Realizing faktör dediğimiz hormon hipotalamus'tan salgılanıyor ve hipofiz bezini salgı yapması yönünde uyarıyor. Inhibiting faktör yine hipotalamus tarafından salgılanıyor, yine hipofiz bezini etkiliyor hedefi hipofiz bezi ve e, salgıyı durdurucu etki yapıyor. ADH dediğimiz hormon hipotalamus'tan salgılanıyor, hipofizin arka lobunda depo ediliyor ve böbreklerdeki su emilimini uyarıyor. Oksitosin Hipotalamustan salgılanıyor, hipofizin arka lobunda depolanıyor ve bu da rahim kaslarını doğum sancısı oluşturması yönünde ve süt bezlerini, e, o süt salgısını boşaltması yönünde uyarıyor. STH büyüme hormonuydu, hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Başta kas, kemik, kıkırdak gibi büyüme yeteneğindeki e, o organlar olmak üzere vücudun tüm hücrelerine etki ediyordu. TSH hipofizin ön lobundan salgılanıyor ve tiroid bezini uyarıyordu. Tiroid bezinden salgı gerçekleşmesi için. ACTH yine ön lobdan salgılanan bir hormon. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyordu. LTH diğer adı prolaktin hipofizin ön lobundan salgılanıyor ve süt bezlerinde süt üretiminin gerçekleşmesini sağlıyor. Ama ne zaman? Gebelikte. Her zaman değil. Bir dişi gebe kaldığı zaman kanında LTH hormonunun miktarı artar süt bezleri bebeğe kendini hazırladığı için. FSH hipofizin ön lobundan salgılanıyor. Kadınlarda ovaryumu etkiliyor, erkeklerde testisi etkiliyor. Hedefi bu hücreler. LH yine ön lob hormonudur. Kadınlarda ovaryumu etkiler, erkeklerde testisi etkiler. MSH ön lob hormonudur. Deriye etkiler. Işık miktarına bağlı olarak, güneş ışığı miktarına bağlı olarak derinin rengini ayarlayan bir hormondu. Tiroksin hormonu tiroid bezinden üretiliyor. Metabolizmayı ayarladığı için tüm vücut hücrelerine etki ediyordu. Kalsitonin tiroid bezinden salgılanıyor ve kemik hücrelerini etkiliyordu. Kemik hücrelerini etkileyip kandan kalsiyum almaları yönünde uyarıyordu. Parat hormonda paratiroid bezinden salgılanıyor ve bu da yine kemik hücrelerini uyarıyor. Bu sefer de kemik hücrelerini kalsiyumlarını kana vermeleri için uyarıyor diyelim. Şimdi hormonlarımıza devam ediyoruz. Hormonlarımız çok fazla. Kortizol, aldosteron, e, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyor. Kortizolün hedefi protein ve yağ depolarıdır uzun süre açlık durumunda. Aldosteron mineral dengesini sağlayan bir hormondur. O yüzden böbreklerdir asıl hedefi. Östrojen böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyor. Ya da FSH etkisiyle ovaryumdan ya da LH etkisiyle korpus luteumdan salgılanıyor. LH etkisiyle salgılanan e, o östrojen uterus yani rahim kaslarını e, yani rahimi etkiliyor ve e, bebeğin e, rahime yerleşmesi için rahimin hazırlanmasını sağlıyor. FSH etkisiyle salgılanan östrojen işte oogenez olayında e, ve e, uterusun e, gelişmesinde yine etkili ve ikinci dişi özelliklerin ortaya çıkmasında etkili. Progesteron böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde salgılanıyor ve LH etkisiyle korpus luteumdan salgılanıyor. Yine bu da bebeğin gelmesi için uterusu etkiliyor. Testosteron Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden veya LH etkisiyle testislerden salgılanıyor. İkinci erkek özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Adrenalin, nöradrenalin böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanıyor. Beyin, çizgili kas ve kalp organlarını etkiliyor. Neden? Çünkü ani, sevinç, heyecan, korku gibi durumlarda e, kaçmak için çizgili kaslarımıza ihtiyaç var. O mesela diyelim ki bir korku anı. Ee, kaçmam gerek şeklinde düşünmek için yani bir refleks geliştirmek için beyne ondan sonra kaçma eylemini gerçekleştirmek için çizgili kaslara ve o çizgili kaslara yeterli oksijen ve e, besin sağlamak için kalbe ihtiyaç duyduğu için bu hormonlar genellikle bu üç e, organa hedef olarak etki eder onun dışında tabii ki de bütün vücut hücreleri bu hormonların etkisinden etkilenir İnsülin pankreasın beta hücrelerinden salgılanıyor ve tüm vücut hücrelerini uyarıyor. Kandaki glikozu alın diye. Glikogon pankreasın alfa hücrelerinden salgılanıyor ve karaciğeri etkiliyor. Yapındaki glikojeni parçalar ve glikozu kana ver diye. Timozin hormonu timüs bezinden salgılanıyor. Lenf organları uyarıyor terlenfositlerin gelişmesi için melatonin epifiz bezinden e, salgılanıyor ve biyoritimle ilgili hücreleri uyarıyor diyoruz ve bu şekilde şimdi ben burayı bu konuları gençler hızlı hızlı geçtim ama siz soruları çözerken bu notu elinizde bulundurursanız işiniz kolaylaşır diyoruz. Şimdi birbirine zıt yani antagonist çalışan hormonlardan bahsetmiştik biz dersimizde. Birincisi kalsitonin ve paratormon, ikincisi de insülin ve glikogonda. Kalsitonin tiroid bezinden salgılanıyor ve kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlıyor. Paratiroid bezi ise paratormon salgılıyordu ve kemikten kana. Yani kan, kemik dersek şu şekilde hatta şöyle yapalım. Şöyle kan diyoruz, kemik diyoruz. Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan kalsitonin, kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayan ise parat hormondur. Tamam mıyız? Bunlar birbirine zıt etki gösterir. Bir diğer zıt etki pankreastan salgılanan hormonlar. İnsülin kan şekerini düşürücü etki yapar. Glukagon kan şekerini yükseltici etki yapar gençler. Devam ediyoruz. Şimdi kan şekerini artıran hormonlardan bahsetmiştik. 4 tane hormon kortizol, adrenalin, nöradrenalin, glukagon, dedik. Şimdi kortizol böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyor. Salgılandığı durum uzun süreli açlık durumu. Etki ettiği yer ise protein ve yağ depolarıdır. Glukagona bakıyorum. Glukagon pankreasın alfa hücrelerinden salgılanıyor. Bu da yine uzun süreli açlıkta etki ediyor ama bunun hedefi, etki ettiği yer neresi? Karaciğerdeki Glikojen depoları. Bakın etkileri aynı olabilir ama farklı organlardan salgılanıyorlar ve farklı organları etkiliyorlar. Adrenalin ve nöradrenalin böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanıyor. Ama bunlar kan şekerini yükseltmek için açlık durumunu beklemiyorlar. Bunlar ani aşırı olaylarda karşımıza çıkan hormonlardır. İşte aşırı sevinç, korku, üzüntü gibi durumlarda karaciğeri etkiliyorlar ve oradaki glikojenlerin yıkımına sebep oluyorlar. Neden? Çünkü mesela diyelim ki kişi korktu, kaçması gerekecek e, glikoza ihtiyaç var. Veya kişi öfkelendi belki bir kavgaya karışacak e, glikoza ihtiyaç var. O yüzden de adrenalin ve nöradrenalin açlığı beklemez karnımız çok açken de sinirlenirsek kan şekerini artırır. Karnımız çok tokken de sinirlensek e, kan şekerini artırır bu iki hormon. Şimdi su miktarını ayarlayan hormonlardan bahsedelim. İki hormonumuz var. ADH diğer adı vazopressin. Diğer hormonda aldosteron hormonu. ADH hipofizin arka lobunda depolanır. Depolanır. Kim üretiyordu bunu? hipofiz hipotalamus üretiyordu. Hipofizin arka lobunda depolanıyordu. Salgılandığı durum uzun süre susuzluk ve aşırı terleme durumlarında böbreklerde suyun geri emilimini artırıyor gençler. Aldosteron hormonu ise böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyor. Mineral ve su oranının ayarlanması gerektiğinde vücudumuzda salgılanan bir hormon böbreklerden sodyum ile beraber su emilimini sağlıyor. Bakın sadece su almıyor, sodyumu da beraberinde alıyor gençler diyelim. Şimdi hangi hormon hangi hastalığa sebep olur? Bu da yine bizim için önemli bir konuydu. Sorularda da karşımıza çıkıyor. STH büyüme hormonuydu. Eğer büyüme hormonu gelişim çağında eksikse cücelik meydana geliyordu. Fazlaysa devlik meydana geliyordu. Pigme cüceliği dediğimiz hastalıktan bahsetmiştim ben size. Afrika ırkında var olan bir hastalıktı bu. Bu kişilerde STH var. STH üretiminde sıkıntı yok. Ama ne oluyordu? Hücreler bu STH'ı tanımıyordu. STH protein yapılı bir hormondu. Hücrelerin yüzeyindeki reseptörler bu hormona cevap vermiyordu. O yüzden de STH hücreyi etkileyemediği için pigme cüceliği adını verdiğimiz çok daha farklı bir cücelik tipi meydana geliyordu. Bir de STH'ın gelişme çağından sonra fazla salgılanması durumu vardı. Burada da akromegali dediğimiz bir hastalık meydana geliyordu. Burada da şirek örneğinden vermiştik. i̇şte kulak kepçesi büyüyordu, çene kemikleri büyüyordu, parmaklar büyüyordu vesaire. TSH Tiroit e, uyarıcı hormon hipotalamus, hipofizden salgılanıyordu. E, bu hormonun fazlalığı tiroid bezini fazla uyardığı için guatr hastalığına sebep oluyordu. Tiroksin hormonu tiroid bezinden salgılanan bir hormondu. Bu tiroksin ortamda az ise... E, ne oluyordu? Guatr hastalığı meydana geliyordu. Şimdi guatr hastalığının birinin fazlalığında birinin eksikliğinde olduğunu görüyoruz. Buradaki mantık da şu gençler. Şimdi e, hipotalamus hipofizi etkiliyor. Hipofiz TSH salgılıyor. TSH tiroidi etkiliyor. Tiroidden tiroksin salgılanıyor. Şimdi iot eksikliğinde eğer e, tiroksin hormonu salgılanmazsa yani tiroksin eksik kalırsa Kandaki tiroksin miktarı az olduğu için hipofizden sürekli TSH salgılanır. TSH de sürekli tiroidi uyarır. Bu yüzden TSH'ın fazlalığı tiroidin yükselmesine sebep oluyor. Yani tiroidin büyümesine sebep olur. O yüzden TSH'ın fazlalığı guatır. Tiroksinin eksikliği guatır dedik. Tamam mıyız? Şimdi... Tiroksinin eksikliği çocuklarda kretenizm yani ahmaklık hastalığını meydana getiriyor. Yetişkinlerde ise miksödem hastalığını meydana getiriyor. Yani uyuşuk olma, halsiz olma, sinirli olma gibi hastalık meydana geliyor. Tiroksin hormonunun eksikliğinde. Çünkü tiroksin bizim metabolizma hızımızı ayarlayan hormonda. Tiroksinin fazlalığında ise iç guatır adını verdiğimiz zehirli guatır hastalığı meydana geliyordu. İşte gözlerin ileriye doğru büyümesi, sinirli hareketler vesaire. ADH hormonunun eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı, parat hormonun eksikliğinde tetani hastalığı, derinin tuç, tunç şey pardon, tetani hastalığı ağrılı kasılma. Çünkü e, kalsiyum kalsiyum kas kasılmasında etkili bir mineraldir. Kalsiyum az olduğu zaman e, paratormon yani eksikliğinde e, kanda kalsiyum az olacağı için e, kaslarda ağrılı kasılma meydana geliyor. Fazlalığı da böbrek taşını meydana getiriyor. Fazla emilim yaptığı için aldosteronun eksikliğinde tunç hastalığı yani derinin bronz rengi alması hastalığı meydana geliyordu. Aldosteron bizim mineral dengemizi sağlayan bir hormondu. Fazlalığında ise kon hastalığı meydana geliyor. İnsülinin e, azlığında şeker hastalığı meydana geliyordu. Progesteron e, az ise e, hamilelikleri düşük meydana geliyor dedik. E, şimdi burada birkaç tane genel kültür bilgisinden bahsedelim. Bazen sorularda hikaye olarak yazıyorlar, o yüzden buraya ekledim. E, çok da hani böyle kitabımızda çok da bahsedilen bir şey olmadığı için bilmenize o kadar da gerek yok. Şimdi glisemik indeks denen bir kavram var. Karbonhidrat içeren gıdaların kan şekerini nasıl yükselttiğini ölçen bir değerdir. Glis, glisemik indeks. Yüksek glisemik, glisemik indekse sahip gıda kan şekerini orta ya da düşük glide, glisemik indeksli bir gıdadan daha hızlı yükseltir. Mesela beyaz ekmeğin glisemik indeksi çok yüksektir. O yüzden kan şekerini bir anda yükseltir bir anda düşürür. Bu durumda kan şekeri bir anda yükseldiği için insülin salgılanır. Ondan sonra hani bir anda düşer. O yüzden de böyle yüksek glisemik indeksli besinlerle beslenen kişiler çok çabuk acıkırlar. Çok da fazla yemek yerler. Karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketirler. Şeker hastalığının temelinde gençlikten yetişkinliğe kadar glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, makarna, pirinç gibi besinlerin fazla tüketilmesinin etkisi olduğu düşünülüyor. Bunu da buraya eklemiş olalım. Böbrek üstü bezlerinin kordek, korteks kısmından salgılanan eşeysel hormonlar her iki cinsiyette de salgılanır. Şimdi eşeysel hormonlarımız neydi? Östrojen, progesteron ve testosterondu. Ron. Şimdi östrojen, progesteron, dişi hormonu, testosteron, erkek hormonu. Şimdi bu eşeysel hormonlar her iki cinsiyette de salgılanıyor. Yani dişi de testosteron da salgılanıyor. Östrojen de erkek de de yine aynı şekilde. Kişinin kendi cinsiyetine ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Yani bir kadında da Evet testosteron da salgılanır ama östrojenin miktarı bir tık daha fazladır. Erkekte de yine testosteron yüksektir ama östrojende bir miktar vardır erkeklerde de. Şimdi ağır işlerde çalışan kadınlar özellikle böyle işte dağda bayırda falan çok böyle ağır işlerde çalışan kadınlar testosteron salgısı diğer kadınlara göre bu kişilerde artıyor. Neden? Çünkü vücudun kasa ihtiyacı var. Ağır çalıştığı için kasa ihtiyacı var. Kemiğin güçlenmesine ihtiyacı var. O yüzden bu durumda ağır işlerde çalışan kadınlar daha kaslı, sesleri daha kalın, yüzlerindeki kıllanma miktarı diğer ortamlarda, daha böyle narin ortamlarda çalışan kadınlara göre daha fazla oluyor. Bunun da temelinde testosteron hormonunun artması yatıyor. Son genel kültür bilgimiz vücut geliştirme ile ile ilgilenen kişilerde steroid dediğimiz ek takviye gıdaların alınması kasların daha hızlı gelişmesine ve kişinin o hayalini kurduğu kaslı yapıya kısa sürede ulaşmasına sebep oluyor. Ama normalde bu görev testosteronun görevidir. Pardon. Testosteron normalde bu görevi gerçekleştirir ama kişi steroid takviyeleriyle sürekli vücuduna aldığı için testosteronu artık vücut üretmez. Vücudumuz hiçbir zaman gereksiz olan bir maddeyi üretmez. Biz vücudumuza steroidi yani kas ve kemiği geliştiren maddeyi zaten alıyorsak testosteronu vücut üretmeye gerek duymuyor. Şimdi testosteron sadece kas gelişmesine sebep olmuyor erkeklerde. Aynı zamanda neye de sebep oluyor? üreme olaylarının gerçekleşmesine sebep oluyor. Mesela sperm üretiminde etkisi vardır. Dolayısıyla sürekli steroid takviyesi alan bir kişi vücudundaki testosteron oranını kendi eliyle düşürdüğü için gençler Testosteron hormonunu baskılar ve bundan dolayı üreme bozuklukları meydana gelebilir o kişilerde. O yüzden e, aranızda bu şekilde kas ve vücut geliştirmek için steroid takviyesi almayı düşünen erkek arkadaşlarımız varsa bu konuya da lütfen e, dikkat etmiş olalım, hatırlatalım bu konuyu da genel kültür bilgisi olarak deyip endokrin sistem konumuzu da burada bitirelim. Çok geniş kapsamlı ve karmaşık terimlerin olduğu bir ünite bir konu. Bol miktarda soru çözerek ve sürekli tekrar ederek ancak hafızamızda tutabiliriz. Onun dışında çok kısa sürede unutursunuz sevgili gençler. O yüzden soru çözmeyi ihmal etmeyelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.